Hepinize merhabalar. Ben Mahir Odabaşı Çorum. Efendim, dünyanın 50 bin hali vardır derler büyükler. Dünya inişli çıkışlıdır. Her sabah güneş aynı şekilde doğmayabilir. Gökgüller, şimşek çakar, yıldırım düşer. Dolayısıyla akıllı insan bunların hepsini hesap ederek tedbirli olur. Dağ başına kış gelir, insan başına iş gelir. Biraz sonra anlatacağım örnek muhtemel ki ihtiyaç halinde hoş gelir. Şöyle ki, Ahmet Bey İstanbul'da çorap fabrikasında çalışır. Ama Gebze'de ikamet eder. Her sabah erkenden kalkar, trene biner, 1-1,5 saat gibi bir mesafeyi trende geçirir. Aynı trende her gün bir başka vatandaş da seyyaren çorap satar. Bu Ahmet Bey'in dikkatini çeker. Ben de çorap fabrikasında çalışıyorum. Ben de çorap alayım, burada satayım. Belki ekonomiye katkım olur diye düşünür. Başlar satmaya, hoşuna da gider. Aşağı yukarı bir maaşta oradan kazanmaya başlar. Derken aradan zaman geçer. Ekonomik kriz baş gösterir. Fabrika işçi çıkarmaya karar verir. Panoya baktığı zaman listede kendi ismini görür Ahmet Bey. Ama hiç üzülmez. Önemli değildir. Demek ki Gebze'den İstanbul'a her gün birkaç defa gidip geleceğiz. Ama bunu hanımına bile hissettirmez, söylemez, gizler. Her sabah erkenden kalkar, işe gider gibi hazırlığını yapar, İstanbul'a gider, gelir, gider, gelir, çorap satmaya devam eder. Çok güzel de para kazanır. Kazandığı parayı da tutar, iyi değerlendirir ve İstanbul'da Beyoğlu'nda küçük bir dükkan satın alır. Aradan 8-10 sene geçer, hanımına, hanım, artık İstanbul'a taşınalım, oraya yerleşelim der. Hanımı itiraz eder. Bey, İstanbul'da hayat daha pahalı. Nasıl geçineceğiz? Ve o zaman der ki, hanım, ben işten çıkalı 8-10 sene oldu. Ben her gün işe değil çorap satmaya gidiyordum. Trende gittim geldim, gittim geldim. Kazandığım parayı da iyi bir şekilde değerlendirdim. Şimdi Beyoğlu'nda dükkanımız var. Artık çorabı kendi dükkanımızda satacağız. İşimizin patronu biziz der. Değerli dostlar. Et tedbirul ahsen velev kâne 180 derler. Tedbir güzeldir. 180 defa olsa bile. Bu bağlamda çocuklarımıza mutlaka bir güvence verelim. İkinci bir iş yapabilecek şekilde kendilerini güçlü hissetsinler. 35 sene önce memuriyete başladığımda Samsun'da belediye başkanlığı da yapmış olan Şahin Keskin diye değerli bir hocamız vardı. Ve bize geldi, çocuklar, yeni memur oldunuz. Mutlaka ikinci bir işiniz olsun. Yarının ne getireceği belli olmaz. Gidin pazarda limon alıp maydanoz alıp orada satabilecek şekilde kendinizde bir güven olsun, bir kabiliyet olsun. Yapın demiyorum ama yapabileceğiniz bir kabiliyetiniz olsun diye bize tavsiyede bulunmuştu. Rahmetli babacığım da Mahir okumasa hiç korkmam. Simit satsa yine geçinir demişti. Ben de ta ortaokul yıllarında gofret alır, mahallede top oynayanlara tane sebze satardım. Çorum İmam Lisesi'nde yatılı okurken de Bünyamin Duran diye bir arkadaşım vardı, şimdi noter. Kalem alır, silgi alır, sabun alır, tarak alır, arkadaşlara satardım, harçlığımızı çıkarırdık. Dolayısıyla çocuklarımız bir işte çalışırken o işten çıkmadan önce ikinci bir işi mutlaka ayarlamalı. Hani devlet sektöründe o kadar önemli değil ama özel sektörde çalışan insanlar işte eczanede çalışır, kaportajda çalışır, markette çalışır vesaire. Orada çalışırken kendini sevdirmeli, çevresine sevdirmeli. O işi bıraktığı zaman 3 gün içerisinde başka bir yerde iş bulabilmelidir. Kısacası işi işsiz kaldıktan sonra değil, işi işteyken bulmak en önemlidir. Akşamınız mübarek olsun. İşiniz daim olsun.